Merhaba değerli dinleyenlerim. Umarım hepiniz iyisiniz, her şey yolundadır. Size bugün göz kanlanmalarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Göz kanlanmasına dikkat çekmek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere gözde büyüyen kitle veya meydana gelen kanama, kızarıklık, şişlik ve batmanın bir tümör habercisi olabileceğini ifade etmek istiyorum. Ve bu konuyla ilgili sizleri aydınlatmak istiyorum. Hepinizin bildiği üzere tümörlerin tanısı diğer bazı konjüktiva lezyonlarına benzeyebildiği için zor olduğunu kaydetmek istiyorum. Özellikle konjüktivada göz kapaklarının iç kısmı ve gözümüzün beyaz tabakasında, yani skleranın ön kısmını örten ince saydam müköz bir membrandır. Göz dokularını korumak amacıyla kornea hariç tüm göz yüzeyini örterek ilk savunma aracı olarak görev alır. Bu nedenle gözlerimizle ilgili bir problemde ilk tepki veren ve bu tepkisini kızararak, kanlanarak, çapatlanarak, batma hissi yaparak gösteren bir zardır. Normal sağlıklı durumda beyazımsı bir renk olduğundan gözükmeyip en ufak bir rahatsızlıkta yoğun kan damarları içerdiğinden aşırı kanlanarak kırmızı renk alır. Gözümüzün içi kıpkırmızı olur. Hastaların özellikle ilk bize geldiğinde başvuranındaki en sık şikayetlerinde büyüyen kitle şeklinde olduğunu ifade ediyorlar. Bundan başka kızarıklık, şişlik, batma, çapatlanma olabileceği gibi bazen ise gözlük muayenesi için başvuran bir hastada rastlantısal olarak tanı konulmaktadır. Bu lezyonların erken tanı ve tedavisi hastanın görsel yeteneklerinin korunmasında, kozmetik deformite gelişiminin engellenmesi ve özellikle göz kaybının önlenmesinde önemlidir. Bu yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Öykünün tanıda büyük bir önemi taşıdığını ifade etmek isterim. Hastanın şikayetlerini. Biliyorsunuz hastalarda daha evvel konjüktivada önce bir lezyon saptanıp saptanmadığını, travma geçirip geçirmediğini, petrol ürünleri maruziyeti olup olmadığı, sigara içimi, kronik viral enfeksiyon hikayesi, sistemik hastalıklar ve kullandığı ilaçlar için sorgular sorulur. Hastanın öyküsü ortalama 6 ay gibi kısa bir süredir. Başvurma süresinde gecikme hiç kuşkusuz hastalığın tedavisinde güçlüğe ve hastalığın tekrarlama oranında artışa yol açabilir. Hastalarda tam bir göz muayenesi, yani oftalmolojik muayeneyi gerçekleştirmek önemlidir. Ek olarak lezyon varlığı ve yaygınlığı, yerleşim bölgesinin muayenesi edilmesi çok önemlidir. Metastatik olup olmadığı incelenmelidir. Görüntüleme yöntemleri olarak ultrasonografi, yani ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, yani MR kullanılabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Başımdan gelen bir anıyı anlatmadan önce kesin tanı size biyopsiyle konur. Bu hastalıkların tedavisinde cerrahi olarak tümörün temizlenmesi, ek kriyoterapi, intraoperatif ve
antineoplastik yani kanser tedavici ajan kullanılması, postoperatif antineoplastik ajan kullanılması, enigrasyon, eksantrasyon, radyoterapi ve palyatif tedavi gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Konjüktiva neoplazilerin tedavisi için tek bir yaklaşım yoktur. Her hasta ayrı ayrı ele alınmalıdır. Birçok tedavi yöntemi kullanılsa da primer tedavi cerrahidir. Defek küçük olduğunda primer kapama teknikleri ile kapatılabilir. Ancak daha büyük tümörlerde daha büyük konjüktival flap, karşı gözden konjüktival graft, ağız mukozası grafti veya son zamanlarda tercih edilen amniyon membran transplantasyonu uygulanabilir. Size daha önceki bir anımı da anlatıp kapatmak istiyorum. Herhangi bir göz muayenesine gelen hastamız sadece baş ağrısı şikayetiyle gelmişti. Herhangi bir muayenede pozitif bir bulgu yoktu. Buna rağmen hastanın MR tekniklerinde göz arkasında tümör mevcut tespit edildi. Ve bu hastayı beyin cerrahisine gönderip refere edip opera olmasını sağladık. Hasta bizden bu yüzden çok memnun kaldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlık dolu nice günler dilerim. Sevgiler, saygılar.